Açık dünya denince akla gelen ilk isim olmasa da Ubisoft'un oyunları arasında en kusursuzlarından biri olan Far Cry'in bizleri doğayla baş başa bırakma duygusu bahsedilmeye değer. Far Cry 3 ile hayatımıza girmiş, Far Cry 4'te geliştirilmiş, Far Cry Primal'da konsepte uygun hale getirilmiş ve kılıç dişli kaplan olarak aktarılmış bu canlı, biz Far Cry oyuncularını doğanın derinliklerine Shit! Özellikle 3. oyunda kafeslerin içinde olduğu halde gerilmemizi ve kafesinde olmadığındaysa sağlık tüplerini elimizde tutmamızı sağlayan kaplan, 4. oyunda bizleri fazla kasmasa da beyaz olanı oldukça bizleri zorlayıp envanterimizi sıkı tutmaya zorlamakta. Primal'daysa kılıç dişliler oldukça vahşi tanıtılıp bir mamutu dahi öldürdüğünü ara sahne olarak bizlere izlettirmekteler. Far Cry 3'te bulunan bu canlı, oyunun başlarında bizlere yardım etmesiyle ön plana çıkmakta. Psikolojisi bozuk, kafa bulmak için her şeyi yapmayı göze alabilecek türden olan bu canlı, özünde müthiş bir insan olması ilgi çekiciliğini arttırmakta. Her an her yerden çıkabilecek durumdadır ve ara sahnelerini aralıksız izlerseniz kafa bulmamanız mümkün değil. See anything you fancy? I like the red ones myself. Ama lisansını uyuşturucudan almış Dr. Erhardt gerek davranışlarıyla gerek konuşmasıyla oyuncu arkadaşların beyninde efsaneleşmekte. Far Cry 4'ün çıktığı gibi almamızın temel sebebi olan fillerin dost canlısı bir yapıya sahip olduğunu görmek onu zaten birkaç adım ileriye geçirdi. Onu kışkırtmadığınız sürece ulaşım aracı olarak dahi kullanabilirsiniz. Her ne kadar sıcak hayvanlar olsa da timsah gibi canlılarla rekabetleşmesini ara sıra görmek mümkün olup izlemeye değer görseller ortaya çıkmakta. Primal'da da yeni bir kostüm ve birkaç küçük yenilikle fazla mekanik değişikliği olmadan mamut haline getirilmiştir. Vahşiliği daha da artsa da o arkadaş canlısı ruhunu kaybetmemiştir. Oyun dünyasının en farklı canlılarından ve en farklı karakterlerinden biri olmayı başarmış, yolda görsek saygıdan düğmemizi ilikleyeceğimiz kurgusal bir karakter. Far Cry 3'te bulunan bu karakter, tavrıyla ve yaşantısıyla bizlerin aklına zaten bir kahraman getirmekte. Sözleriyle, bozuk psikolojisiyle ve özellikle saçlarıyla dikkatimizi çekmeyi başarmış bu karakter, bizleri oyunda her ne kadar gelse de, inanın bu karakter olmasaydı oyunun tadında bir bozukluk olurdu. Okay, fuck! Büyük bir ekibe sahip ve hatta Rook Adası'nın sorumlularından olan Vaz'ın kardeşi de zaten senaryonun bir bölümünü kapsamakta. Adaya sahip olmakla kalmayıp bir de iki kardeş senaryoyu ele geçiriyorlar. Vaz her ne kadar kötü niyetli bir karakter olsa da Jason'ın içindeki imparatoru ortaya çıkarmasını sağladı. Far Cry'in en unutulmaz canlısı, belki de oyun dünyasının en gereksiz güçlendirilmiş hayvan olarak nitelendirebileceğimiz porsuklar, Far Cry 4'te bize sunulmuş, oyundaki bütün canlıları parçalayabilecek türden manyak bir hayvandır. Porsuk avına çıkmak öyle sıradan avlara benzememekte. Envanter doluncaya kadar sağlık tüpü ve bolca mermi almalısınız. Yoksa sert bir saldırıya maruz kalabilirsiniz. Fazla iri olmamasından kaynaklıdır ki nereden çıkacağını fark etmemiz oldukça zor. Far Cry'da porsukları birçok canlıdan daha vahşi yapmalarının eminim ki özel bir sebebi vardır. Ama ben bilmiyorum. Ve böyle bir hayvanı aşırı vahşi yapmaları da oldukça garip. You guys shut the fuck up! Gelecek videolarda ne görmek istersiniz? Yorum bölümünde belirtirseniz sevinirim. Listelerden anında haberdar olmak için hoş 5'e abone olduğunuzdan emin olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.